Selam arkadaşlar. Bugünkü videoda sizlere Frank Hidrux sıvısını tek başına nasıl değiştirebilirsiniz onu göstereceğim. Hazırlık yapmama rağmen bazı sorunlar çıktı. Videoyu iyice izlemenizi tavsiye ederim. İhtiyacımız olan malzemeler geçen videoda hazırladığımız şişemiz ve hortumumuz. Videoyu açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kapağın üst kısmına küçük bir delik açmanız gerek ki şişenin içinde oluşan basınç dışarı çıkabilsin. Şişenin iyice kuru ve temiz olduğunu dikkat edin. Yoksa tüm çöp ve su sisteminize girir ve frenlerin çalışmasını engeller. Yaptığınız iş de boşa gider. Bir litre fren hidrolik sıvım var. Araç üreticisinin tavsiye ettiği sıvıyı kullanın. Benim durumumda Duterla markası olan DOT 4 olanı kullanmam gerek. Bir adet 50 mililitre şırıngam var. Üstüne de fren hidro diye yazdım. Olur da başka bir sıvıyla karıştırmayayım diye. İki anahtarım. Kapalı olmalarına dikkat edin. Böylece takliye vidasının formunu bozmazsınız. Birkaç adet kablo bağcıkları. Hortumumuzu takliye vidasına sıkabilmemiz için. Hortum makasımız. Olur da hortumumuz uzun gelirse kısaltabilmemiz için. Bir adet maket bıçağımız. Kumpasımız. Makasımız. Sıvı asidik olduğundan koruyucu gözlüklerinizi ve eldivenlerinizi unutmayın. Ve bir parça kartonumuz var. Gözlükleri ve eldivenleri takıp işe koyulalım. İlk önce fren hazne sıvısını bulmanız gerek. Haznenin bulunduğu noktadan en uzaktaki lastikle başlamanız gerek. Arka sağ, arka sol, ön sağ ve en son ön sol lastiğin sıvısını değiştirmem gerek. Sıvımız asidik olduğundan haznenin etrafına kartonu koymamız gerek ki böylece metal ya da boyanın üstüne damlamasın. Kapağı kullanarak daire çizerseniz kesmesi daha kolay. Ve şimdi makasımızla dikkatli bir şekilde daire dışına çıkmamak üzere çizdiğimiz yeri kesiyoruz. Kestiğiniz bölgeyi temizlemeyi unutmayın. Yoksa kartondan kalan küçük parçacıklar haznenin içine girebilir. Kartonu iyice haznenin etrafına yerleştirdikten sonra şırıngamızla içinde bulunan eski hidrolik sıvısını çekmemiz gerek ve şişemizi onunla doldurmalıyız olabildiği kadar ki böylece hava çekmesin sistemimizi eski sıvıyı çeksin ayağımızı pedaldan çektikten sonra. Olabildiğince eski sıvıdan çektim. Ancak sonradan fark ettim ki haznenin içinde filtre var ve o filtre daha fazla çekebilmemi engelliyordu. Bu karşılaştığım ilk sorundu. Filtre çıkarmayı denedim. Ne denediysem bir türlü çıkmadı. Yakından daha iyi görebilirsiniz. Şimdi yapmamız gereken haznenin kapağını kapamak ve sıvı minimuma ininceye kadar şişeye pompalamamız gerek ki böylece yeni sıvıyla doldurup sistemimizi yenileyebilirim diye. Takliye vidamızın lastik korumasını çekiyoruz ve şimdi hangi anahtara ihtiyacımız olduğunu bakmamız gerek. 11 mm uydu ancak kapalı olan tarafı kullanın vidanın formunu bozmasın diye.
Şimdi hortumumuzu takıyoruz ve iyice yerleştiğinden emin olmamız gerek. Hortumun şişedeki ucunu şişenin dibine kadar olduğuna emin olun ki böylece eski olan sıvıyı geri çeksin, havayı çekmesin sistemimize. Kablo bağıyla hortumumuzu sıkıyoruz. Hortumum biraz fazla uzun geldi ve şimdi hortum makasıyla biraz kısalttım, engel etmesin diye. Tahliye vidasını çözdükten sonra sıvının biraz gelmesini bekleyin. Sıvıyı gördükten sonra pompalamaya başlayabilirsiniz. Pompalamaya başladıktan sonra yaklaşık olarak 10 ya da 15 kez pompalayın ve sonra sıvının ne kadar kaldığını kontrol etmeniz gerek. Minimum çizgisinden aşağı inmemesi gerek. Yoksa sisteminizde hava girer ya da fren pompasını bozabilirsiniz. Kontrol etmeden önce tahliye vidasını yine sıkın. Haznenin içindeki sıvıyı ışık tutarak daha iyi görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sıvı ortalarda bir yerde ama benim minimum çizgisi çok daha aşağıda. Yine tahliye vidasını çözdüm ve biraz daha pompalamam gerek. Olabildiğince minimum çizgisine yaklaştığımda yeni sıvıyı üste ekleyeceğim. Sıvıyı kontrol etmeden önce yine tahliye vidamızı sıkıyoruz. Şişemizde ne kadar sıvı toplaştığını görebilirsiniz. Sıvı minimum çizgisinin biraz üstünde ve şimdi yeni sıvıyı ekleyebilirim. Şişenin bir ucunu sadece aşırmanızı tavsiye ederim ve böyle daha az etrafı kirletirsiniz. Sıvıyı yukarı kadar dolduruyoruz. Ve kapağını kapatıyoruz. Bir sonraki sefere kontrol ettiğimde daha iyi görebileyim diye kartonu çekip hazneyi biraz dışından temizledim. Yapmamız gereken bir sonraki işlem öncekinin aynısı. Vidayı söküp yeni sıvı gelinceye kadar pompalamamız gerek. Yeni sıvının geldiğini renginden anlarız. Videoda göreceksiniz. Sarımsı değil, böyle daha beyaz, daha açık.
Hortumdaki olan yeni beyaz sıvıyla ve şişedeki olan eski sarımsı sıvının arasındaki farkı görebilirsiniz. Sıvının tamamen yenilendiğinden emin olmak için hazneyi yine biraz daha dolduruyorum ve biraz daha pompalamaya karar verdim. İyice bakırsanız son kez vidayı söktükten sonra sistemimizde oluşan küçücük baloncukları görebilirsiniz. Ve bu küçük olan baloncuklar sistemimizi engeller, bloke eder ve freniniz %100 verim ile çalışmaz. Sistemdeki olan eski sıvıyı tamamen değiştirdikten sonra frenlerinizin çok çok daha iyi bir durumda olduğunu fark edeceksiniz. Baloncuklar yok olduktan sonra ve sıvının tamamen beyaz olduğunu gördükten sonra kablo bağını kesip hortumumuzu çıkarabiliriz. Vidanın etrafını iyice temizleyip koruma lastiğini takıyoruz. Diğer lastiklerin sıvısını değiştirdim. Şimdi son olarak ön sol taraf kaldı. Ve burada ikinci sorunum ortaya çıktı. Hazırlık yapmış olmama rağmen ön fren sistemindeki tahliye vidaları daha küçük arkadaki lastiklere göre. Böyle bir sorun çıkacağını hiç beklemiyordum. Bu yüzden de size tavsiyem, hazırlık yapar iseniz tüm lastiklerin fren sistemindeki tahliye vidalarını kontrol edin. Elimdeki hortum bir işe yaramayacağından bu problemi bir şekilde çözmem gerekiyordu. İlk önce vidanın ölçülerini almam gerek ve ona göre başka bir hortum bulmam gerekti. Vidanın hortum girecek yeri 6 mm idi ve anahtar için 8 mm gerek. İç diametresi 6 mm'den daha küçük bir hortum buldum ve bu hortum sıkı bir şekilde vidamızı sarmak için ideal ve bu yeni hortum eski hortuma iyice uydu ve böylece sorunu çözmüş olduk. Ayrıca iki hortumu bir kablo bağıyla bağladım çıkmasın diye. Bunu diğer lastikte kullandığım için yeni hortumun ucunu biraz kestim. Çünkü diametresi biraz genişlemişti ve yumuşamıştı. Bu yüzden de yine kullanmam iyi olmaz diye düşündüm. Yapmamız gereken bir sonraki işlem de zaten şimdiye kadar yaptığımızın aynısı. Sıvı bitmeden önce hazneyi maksimum çizgisine kadar doldurup pompalamaya başlayabiliriz. Sol ön lastik hazneye en yakın olduğu için fren sıvısı çabuk yenilenecektir.
koruma lastiğinin farklı olduğunu fark etmişsinizdir. Farklı çünkü bağlı tavarınızın senzör kablosunu tutmak için özel olarak yapılmıştır. Kabloyu ona geçirip lastiği takabilirsiniz. Haznedeki bulunan sıvı maksimumla minimum çizgisinin arasında olması gerek. İşinizi bitirdikten sonra mutlaka kontrol edin. Haznenin etrafını temizlemeyi unutmayın. Eski sıvıyla yeni sıvının arasındaki farkı görebilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. (Gülüyor)